Arkadaşlar çok önemli bir soru kalıbı. Şimdi malumunuz bazı arkadaşlarımız diyor ki ön lisans lisanstan daha kolay, mantık olarak daha kolay soru gelmesi lazım. Maalesef böyle bir mantık yok. Yok arkadaşlar, yani ÖSYM bize böyle bir mantık yürüterek soru hazırlamıyor. Dolayısıyla ön lisans KPSS'ye girecek olanlar da lisans KPSS'nin sorusunu çözmeli ya da tam tersi lisansa girenler de ön lisansa bakmalı. Bu soru şimdiye kadar lisansta çözdüklerimizden bir tık daha farklı. Bu tarz çok benzer soru çözdük. Ama burada farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi bazılarımız hemen görür görmez içler dışlar çarpımı yapacaktır. Bununla sonucu bulabilirsiniz. Ama zamanla yarıştığınız bir sınavda kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü sorunun cevabını çok uzatırsınız. Bu da sizin hata yapma olasılığınızı artırır. Peki ne yapacağız? Eğer burada olduğu gibi bölme işleminin de içerildiği soru kalıbı verilirse arkadaşlar taraf tarafa çarpma işlemi yapalım. Yani birinci işlemle ikinci işlemi şurada eşitlikten sonra yine birinci terimle ikinci terimi çarpalım. Yapıyorum. Birinciye bakın olduğu gibi yazıyorum. Y artı 2 bölü x eksi 2. Bunu parantez içerisine alıyorum. Y çarpı x eksi 2 bölü y artı 2. İkinci işlemlere bakıyorum. Eksi 15 çarpı 7 bölü 5. Arkadaşlar taraf tarafa çarpma işlemine baktığımız zaman hemen kısaltmaları görüyoruz ve neden bunu tercih ettiğimizi anlayabiliyoruz. Ne kaldı burada? X çarpı y eşittir. Şurada da sadeleştirmemizi yapalım. 3 geldi buradan. Eksi 3 ile 7'yi çarptım. Eksi 21. Şimdi bunu yaptıktan sonra işlemi çözdük diyebiliriz. Şimdi normalde mantıken şunu yapılması gerekir. X çarpı y eşittir eksi 21. Burada şu birinci işlemde ya da ikinci işlemde hiç fark etmez. İşlemi açarak, terimleri açarak x çarpı y artı 2x bölü x eksi 2 eşittir eksi 15. X y'nin değerini koyarız. Ondan sonra verilen diğer soru mesela buradan x'i bulabiliriz. Buradan da y'yi bulabiliriz. Ama ben bunu yapmayacağım. Ben pratik ve kolay olarak şunu yapacağım arkadaşlar. Çarpanlarını ayıracağım. X ve çarpımları eksi 21 olan sayılara bakıyorum. Nedir bunlar? 1'dir. Eksi 21'dir. Ya da tam tersi eksi 21 1 ya da 3 ya da 7 ya da eksi 3 artı 7 gibi. Şimdi buradan mantık yürüteceğim. Verilen şıkların içerisinde bakıyorum. Siz şu anda şıkları görmüyorsunuz. Şıkların içerisinde 22 olmadığı için ya da işte hani yakın cevap olmadığı için ben 3 ve 7'yi alacağım. Yani burada akıl yürütme yapıyorum. Peki diyelim ki birinci durumda x eşittir 3 alsaydım y'nin bu durumda kaç gelmesi gerekirdi? Y eşittir eksi 7. Peki bize neyi sordu? X eksi y'yi sordu. X gördüğüm yere 3. Burada eksi y dikkat ediyorum. İşlemden geliyor. Şurada da sorunun içerisinde yani negatif bir sayı olduğu için buradan geliyor. Eksi ile eksiyi çarptım artı. Ve 3 artı 7'den işlemimin sonucunu 10 buldum ki doğru cevabımız 10 idi. Peki şunu x yerine 3 yerine eksi 7 alabilir miydim? Alsaydım da yine aynı sonuç çıkardı. Arkadaşlar kolayı yapmak varken zor ile uğraşmıyoruz. Sınavda en pratik yöntemi tercih ediyoruz. Bir de bu soruda şöyle bir yöntem kullanabilirim. Bunu da çok tercih etmiyoruz ama aynı sonucu bulabilirsiniz. Nedir bu yöntem? Bakın birinci ifade İkinci ifadeye bölünmüş ve eksi 15 çıkmış. O zaman ben buradan şunu yapabilirdim. Eksi 15'in gizli bir paydası var. Yani eğer içler dışlar çarpımı yapacak olsaydım burada 1 vardı. X eksi 2'yi ben 1'e eşitlerdim. X'i 3 olarak bulurdum. Şuradan da x çarpı y artı 2 15'e eksi 15'e eşitlerdim. Buradan da y'yi 7 olarak eksi 7 olarak bulabilirdim. Ama aynı işlemi buraya kullandığım zaman aynı sonucu bulamam. Bundan dolayı çok tercih etmiyorum.
Fakat bilin diye söylüyorum. Benim tercih ettiğim yöntem bu. Siz hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapın.